YDS Atak'tan herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere bırakın Türkiye'yi dünyada bile emsali olmayan dil koçluğu sistemimizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle dil koçluğumuz sizlerin öğrenme sürecinde gelişiminizi takip ettiğimiz özel ders formatında canlı birebir yapılan bir koçluk sistemidir. Sizler hedef sınavınıza yönelik dil koçumuzdan haftanın belirli günleri ve saatlerinde randevu alır ve bu randevulara katılım sağlarsınız. Randevulara katılım sağladığınız zaman dil koçumuz sizlerin İngilizcesini tespit etmek, yani bir doktorun bir hastayı muayene ettiği gibi İngilizcenizi tespit etmek amacıyla sizlere bir metin verir. Ve bu metinler YDS, YÖKDİL ya da TOEFL, IELTS dengindedir. Hatta bu metin ÖSYM sınavlarında soru olarak karşımıza gelmişti. Sizler bu derslerde anlık herhangi bir sözlük kullanmadan çeviri yaparken dil koçumuz sizin zorlandığınız, hatırlamadığınız kelimeleri tek tek not eder. Anlamsal olarak sıkıntılarımız varsa bunları tespit eder. Ya da gramatik olarak bilmediklerimiz, eksikliklerimiz varsa deyimler olabilir, işte phrase'ler olabilir, edatların kullanımı olabilir. Aklınıza ne gelirse İngilizceye dair her şeyi burada tek tek tespit eder ve sizlerin bu çeviriyi yapmasına destek olur. Dersimizi bitirdikten sonrasında nasıl bir doktor hastasına reçete sunuyorsa dil koçumuz da sizlere aynen bir reçete sunar ve bu reçeteyi program koçuna aktarır. Program koçuna der ki bu öğrencimizin şu 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 alanlarda eksiklikleri var. Programımızı buna yönelik hazırlayın ve eksiklikleri kapatalım der. Her zaman zayıf ya da güçsüz noktalarımızı güçlendirmek için böyle karambole, rastgele bir eğitim yoktur. Daha sistemli, ne yaptığını bilen, ayakları yere basan ve daha mükemmelliyetçi bir eğitim anlayışıyla bu çalışmalar yapılır. Ve sizlere bu noktalarda görevlendirmeler verir. Kelime eksikse kelime tekrarlarımız, kelime tekrar videolarımız aktif edilir. Anlamsal olarak sıkıntılarımız varsa diğer konu tekrarlarımız sizlere ödevlendirilir. Ve sizler bu ödevlendirmeyi yaptığınız zaman bir sonraki hafta tekrar randevu talep edebilirsiniz. Hatta bakın şurada bir IELTS öğrencimiz dikkatimi çekti. Bakın bir hafta randevu almış ve burada katılım sağlamamış. Üzülerek söylüyorum. İkinci haftasında evet randevusunu almış ve burada genel anlamda iyi, uzun cümlelerde zorlanılıyor denilmiş. Buna yönelik program koçumuz görevlendirmesini yapmış ve daha sonrasında üçüncü haftadan tekrar randevu almış. Yani burada sistem size İki kere randevu alabilirsin, üç kere randevu alabilirsin diye bir şey dayatmıyor. Size şunu söylüyor. Siz mükemmel İngilizce okuma becerisine ulaşıncaya kadar bu sistem devam ediyor. Her çevirinizde, her özel dersinizde eksiklikleriniz tespit ediliyor. Ve bu tespitlere yönelik program koçunuz size ödevlendirmesini yapıyor. Bakın şurada canlı derslerimiz mevcut. Kimlerle yapıldığı, hangi günlerde yapıldığı, hangi tarihlerde yapıldığı. Yani bu bazı kurumlar vardır ya, şov yapmak ister. Yapmadıkları bir şeyin reklamını yaparlar. Hocam bakın burada tarih kimlerin nelerin yapıldığı tek tek kayıtlı. Yani belgeli, kayıtlı, kürekli. Bir öğrenci buraya geldiği zaman burada yaptığı dersin şu şekilde videosu, örnek veriyorum, 41 dakika olarak görünebiliyor. Yani burada şu da olmuyor. Dil koçları da denetilmektedir. Yani hocam ben dersimi yaptım, ben dersimi bitirdim deme şansı yok. Ben mesela kurumun kurucusu olarak Ali Toprak, dil koçlarının buradaki videolarını izliyorum. Onların eksiklikleri, yanlışları varsa diye kontrol ediyorum. Ya da işte baştan sağma mı olmuş, mükemmel mi olmuş? Bunların hepsini bakın şuradaki kelimeler nasıl ekrana çıktı. Bir kelimeyi veriliyor, eş anlamları veriyor, anlamları veriliyor. Yani bu dersin çevresinin yapılmasına da bir özel ders formatında yardımcı olunuyor. Yani dil koçumuz sizi dinleyip gitmiyor. Önce derste de size burada bir öğrenme, bir bilgi kazanımı sağlamayı hedefliyor. Dersten sonrasında da sizin bireysel, yani program koçuyla bu öğrenmeye, bu kazanımları devam ettirmenizi temenni ediyor. Ve sizler mükemmel bir İngilizce okuma becerisine, yani ben şunu söylüyorum. Kitap çevirisi, sözlük kullanmadan kitap çevirisi yapabilecek düzeyde İngilizce kazanımına ulaşıncaya kadar bu eğitimlerimiz devam ediyor. Hocam gösterdiğim pasajları zaten sözlüksüz okuyabilen birisi İngilizceyi ana dil düzeyine çekmiş demektir hocam. Siz bunları anlamlandırabiliyorsanız, siz bunları yapabiliyorsanız
Size verdiğimiz eğitim zaten mükemmel demektir. Bizim öğrencilerimiz çoğunlukla sıfır seviyesinden gelir. Akademik hazırlıkla beraber alırız. Akademik hazırlıktan alır. Bu noktaya 2 ay sonrasında yetiştirir. Ve burada bunu mükemmeliyete götürmek için 3 ay, 4 ay, 5 ay emek veririz hocam. Yani bu iş 5 günlük 10 günlük bir iş değildir. 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık bir emektir. Sizlerin bu aşamaya gelmesi en az 3 ayımızı almaktadır. Ama bu süreci istikrarlı bir şekilde devam ettiğimiz zaman program koçu, dil koçuyla beraber dişlinin çarklarını sizle beraber yani üçlü bir dişli çarkı mekanizmasını devam ettirdiğiniz süre zarfında sizlerin bu pasajları takır 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 okunmamanız önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. İşte dil koçluğu sistemimiz budur. Sizlerin mükemmel İngilizce seviyesine ulaşıncaya kadar. Karambola bir eğitim olmadan ya git kelime çalış, işte şunu çalış ya da ne bileyim bunları demeden okuma yap, okuma yap. Hayır hocam neyi okuyacağım? Okurken neyi eksik? İşte close'larımı anlayamıyorum, edatlarımı anlayamıyorum, tenslerde mi hatam var? Ben neyi hatalı yapıyorum, neyi eksik? Bunların hepsinin farkına varmam gerekiyor diyorsan işte bu sistem tam sana göre bir sistemdir hocam. Burada senin eksikliklerini doktorun bir hastayı muayene ettiği gibi muayene yani tespitler yapılır. Daha sonrasında bunun reçetesi yazılır. Sen de bu reçeteye uyduğun zaman o yazılan reçetedekileri tek tek uyguladığın zaman işte YDS'den 90 ya da 100 ya da TOEFL IELTS'in istediğin skoru alabilecek düzeyde İngilizce'ye ulaşmış olursun. O zaman ne diyoruz? Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Bütün sınavlarda atak yapın.